Goldfinder'la altın ayrımı testi yaptın mı? Altın ayrımı hakkında ne düşünüyorsun? Genel olarak müşterilerimiz şunu yapıyor. Önceki kullanıcı videolarımızda da konuşmuştuk. Cihazı aldıktan sonra direkt evde gidip bileziği tutup test ediyorlar. Veya işte hanım getir şu çeyrekleri diye. Sizde böyle bir test oldu mu? Ne düşünüyorsunuz? Komşunun bileziğini aldım ben. Komşunun ama ben evde değil, dış sahada test ettim. Çünkü evde elektronik şeylerden etkilenmesin diye. Toprak ayarını yaptım, bilezikle test ettim, ayrımını, altın ayrımını yapıyor. Nasıl bir bileziği ne kadardan denediniz? Yaklaşık 20-25 santimden. Çünkü ben test edeyim, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Tamam. Gümüş testi yaptık. Altına altın dedi. Evet. Gümüş değerli. Değerlidir ona. Başka bir metal. Bir de bu kazma. Çelik türü çünkü ısıya falan. Evet. Uğur abi de hatta testine gösteriyordu. Ona da çift sinyal. Değerli, değersiz. Evet, kazma tutun, değerli, aynen, değersiz. Şimdi şunu söyleyelim, altın ayrımı konusunda her zaman için cihazların hata payı vardır, yanılma oranları vardır. Günümüz metali, yani bir çeliğe altın deme ihtimali var. Genel olarak toprak altında kalan günümüz metallerini çift sinyal olarak yakalıyor. Ha şu da var, yani değersiz olarak da görüyor. Evet. Yani biz size bunları anlatırız ama en kötü ihtimalle yani direkt altın deme ihtimali var, bunu da söyleriz. Evet. Ama cihaz çoğu zaman arazide ben de kullanıyorum. Yani günümüz metallerini ben hep direkt değersiz olarak verdiğini gördüm yani. Evet. Onu söyleyeyim. Kendi gömdüğümüz yerlerde, yaptığımız testlerde hep değersiz olarak aldım. Görüyorum. Tamam. Devam edelim. Çıkacağım. Bize video atmıştınız değil mi siz? Evet. Ben YouTube'da paylaşmıştım yani sizin makineyle alakalı da. Sizin gibi kullanan insanın sayısı az. Evet. Siz bu şekilde videolar çektiğiniz zaman biz biraz daha iddiamızı doğruluyoruz. Pek inanmıyor millet. Evet. Biz her ne kadar denesek de, test yapsak da firmayız ya. Evet. İşte hile yapıyor olabilirsiniz falan diyorlar. Aslında hile yapıyoruz. Siz de zaten görmüşsünüz. Kesinlikle. O test alanında video çekme şansımız var mı bizim de veya sizde mi? Uğur Bey, test başka birinin ama gizli saklı götürebilirim. Başka birinin? Aynen. Çünkü biz daha önce bir ekiple çalıştık, o ekibe ait. Ona da biz yollarımızı ayrınca, bunu öyle gizli saklı bir çıktım, cihazı ikinci el aldığım için, yani sıfır sizden almadım, ikinci el aldım. Dedim cihaz çalışıyor mu, çalışmıyor mu, görüyor mu, görmüyor mu, dedim test edelim. Toprak ayarını yaptık, 3.70, rahatlıkla görüyorum. Bir de 4.20'miz var, bakır siniler falan var. İşte bakır kablolar var ama bayağı var, böyle sarılmış bir şekilde. Orada da yaptınız. Onu da gördü. Onu da değerli verdi direkt. Dedik tamam. Yani sıkıntı şu. İnsanlar VNF'lerin ayrım yaptığına inanıyorlar ama o kadar derinden görüp ayrım yaptığına inanmıyor. Şimdi ben de inanmıyorum. Ben Minelab 30-30 kullanıyorum. Benim yok. Benim değil yani de bizim ekipteki kişinin. Oraya götürdük, orada tırtlamıştı. Bu direkt. Yani ben bunu gözümle de gördüm, şahit buldum. Ben bunu şimdi güncellemeye getirdim. Ahmet arkadaşım sağ olsun. Başlayacağım bu iş zaten zorlu. Türkiye'de inandırmaya uğraşıyoruz insanlar. Yani Avrupa'dan dünya para verip bu kadar cihaz alıyorsun. Uğur Bey ben bu orada bu uyduculara 13 bin lira para yedirdim. Maşallah. Ahmet Bey'le de görüştük biz bunu. Hani bunlara ben 300-500 para verdim ama büyük çekmeceden Çekmeköy'e gidiş geliş param. Her gün sabahleyin gidiyordum. Akşamleyin geliyordum. Ertesi gün sabah geri tekrar. İşi bıraktım. 13 bin lira param gitti burada. Vallahi biz söylüyoruz ama pek dinleyen yok. Adamlar o kadar güzel tezgah kurmuşlar ki. Şimdi, bir de insanlar kandırılmaya da müsait. Koş, kandırılmak istiyorlar zaten. Beni kandır diye yalvarıyor. Ben işte. Daha sizin bu cihazı almadan bir hafta önce 500 kat yine verdim ben bir yere baktırmak için. Hadi canım. Vallahi. Yazıştığımı da göndereyim size. Yani insanlar bunu şey yapmasın artık, bunu biraz daha bilinçlendirin, uyducular, hocalar. Her konferansta söylüyorum, aynen, her canlı yayında söylüyorum. Evet. Ama her konferansta bir iki tane böyle çıkıyor. Maalesef para kaptırmışlar. Evet. Valla biz söylemeye devam edeceğiz. Dinlerler, dinlerler, dinlemezler, artık kendi bilirler, bir şey demeyeceğiz. Benim gibi yanarlar, ondan sonra dönerler. Yazık ama, yani şey bu paralar kolay kazanılmıyor. Aynen. Yani. Şu cihazı ben 5.000 liraya satıyorum. Adam bana niye 5.000 liraya satıyorsun? Madem o kadar güzel cihaz diye soruyor. Lan sana ne oğlum? Ben para kazanmak istemiyorum belki. Bu sefer inanmıyor adam. 5.000 liralık cihaz bulmaz diyor.
alışmışım inala bu 60 bin lira 20 bin lira evet. vermeye tamam, gayret evet. edilmem kime. Tamam. O zaman diyor bu ucuz diyor bulmaz. Ya ucuz olması, adi olması anlamına gelmiyor ki. Bu yapan kişinin karakteriyle alakalı biraz diye. Yıllardır bir de pahalı cihazları insanlara her şeyi bulur, her şeyi görür, her şeyi ayırır diye satmışlar. Böyle de bir sıkıntı var. VLF derine inmez, ayıramaz. Neye inmiyor? Ya 43 cm başlığı 4 metre inmiş. Türkiye'de belki de, belki de dünyada derinliği aşağı yukarı net verebilen tek cihazdır bunlar. Aynen öyle. Ben kendim test ettiğim için artık şey yapmıyorum. Evet. Ben gönlüm rahat. Ya şimdi getirdim buraya, dedim bir güncelleyeyim. Yok uyducuya çektir, yok işte eline ya. GPS al, o koordinata git bul, orada bir çubuk tut. İnanın Türkiye'deki altın gömüsü anlamında definelerde hiçbiri 3-3,5 metrenin altında değiller. Böyle bir şey var. Ama defineci geliyor 6 metre, 8 metre, 10 metre, oğlum o derinlikte bir şey yok lan. Bu 2 metre adet. Yok o derinlik. Uğur abi bize 14 metre dediler ya. 14 metre. 14 metrelik bir yer yok zaten. Nasıl eşmişti oraya? Adam 20 kilo parayı 6 metre daha arıyor. 20 kilo parayı 6 metre hiç kimse gömmez. Benim o zaman Allah ben de gömmem. Yani. Gömmem yani. Ama böyle bir aptallık var piyasada. Definecileri çok güzel oyuna getirmişler. İyi bir algı oluşturmuşlar. Büyük başlık satıyor adam 1 metre çapında başlık satıyor. Ya sen bununla ne harcayacaksın mübarek adam? Ormanda kullanamazsın, çayırda, bayırda kullanamazsın. Bununla ayrım yaptıramazsın. Bununla boşluk bulamazsın. Niye kendini eziyet ediyorsun koca bir başlığa dolaşıyorsun? Al 43 cm başlıkta aynı derinliğe iniyorsun. Adam büyük başlığı 3 metrede tenek aldırmış. 43 cm başlıkta 4 metreden metal alıyor. İnşallah sizin gibi insanlar çoğaldıkça bizim de söylediklerimizin doğruluğu daha da iyi ortaya çıkacak. Ve defineciler ne dolandırılacak, ne çok para ödeyecek, amacımız bu. İnşallah. Alacak, gidecek. Kıymetli kıymetli, kıymetsiz kıymetsiz. Yok 40'mış, yok 60'mış, yoksa da acaba kıymetli miydi, ferro muydu, non ferro muydu? Şeyi var onun, Minelab'ın bir topu var. Aha top ortaya geldi diyor, top geri dışarıya atıyor. Ya diyor bu değerli de olabilir, değersiz de olabilir diyor. Top ortaya gelince bu diyor kesin altın çünkü. Ortaya gelsin diye dua ediyoruz. Aynen, hepimiz şeye başlıyor. Çelikte de ortaya geliyor zaten, altın diyecek. Peki teşekkür ediyorum. Şey değil, o zaman. Çelik arkadaşım var. Tamam. Devam edin.